Bilgisayar olarak reyting ölçümlerinde de bu açıklamalar yapıldı. Biz öncelikle tabii bu konuyla alakalı da yapılan çalışmaları, tebriklerimizi kendileriyle paylaşacağız. Aynı zamanda da acaba bütün dünyayı gezerken bu programımızın yapımcısı ve sunucusu, program konumuz şu anda gitmediği yer kaldı mı, ben de merak ediyorum. Onları da kendisine evet. soracağım. Çünkü önümüzdeki günler içerisinde başlayacak yeni yayın bölümleriyle Ayna programı Küba'dan seslenecek ilk defa. Küba'yı da biz kendisine soracağız. Kim? Evet, aynı programın yapımcı ve sunucusu Saim Orhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ramazan Bey. Sizi şimdi Saim Bey'i televizyon içerisinde odasında bulabilmek evet. pek mümkün değil. Kolay değil. Evet. Zaman zaman uğrar bakarım. Geldiyse hatırını sorarım. Nasıl geçti? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Ne zaman derim? Oho, ayda yılda bir. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O sizin üstünüz andınız. Estağfurullah efendim. Hemen şöyle başlayalım. Tabii. Programın başında da belirttiğim gibi hakikaten uzun soluklu bir program evet. ama bir o kadar da televizyonlarımızın gerçekten nadide, özel, çok da güzel hazırlanan bir gezi ve belgesel evet. aynı zamanda bir eğitim programı. Öyle evet. diyorum ben altını çizerek. Evet. Programımızı ve bu yayın döneminde gerçekten programla ilgili evet. önemli bazı değişiklikler var. Seyirciyle paylaşacak evet. çok güzel değişiklikler var. Sizden önce onları dinleyelim. Evet. Şimdi Ramazan Bey tabii. Uzun soluklu olunca kaliteden taviz vermemeniz gerekiyor. Uzun soluk bir taraftan çok güzel, bir taraftan da hem içerik itibariyle hem de görsellik itibariyle sizin programınızı canlı ve dinamik tutmanız gerekiyor. Evet, evet. Biz mutluyuz seyircilerimize güzel şeyler vermekten. Çünkü hakikaten Türk seyircisi güzel şeyleri hak ediyor. Ve ümit ediyoruz, umuyoruz. Türk televizyonculuğunun çıtası her gün daha da yükselir, daha da iyiye gider. Bu açıdan biz bu sene artık HD kalitesiyle seyircimizin ekranlarına gelmeye başladık. Önümüzdeki günlerde geleceğiz de. Tabii kameranızı, altyapınızı tamamlıyorsunuz. İşte evet. televizyonun almış olduğu bir karar zaten bu. Genel olarak artık kalitemiz daha da artacak diye televizyonumuzun bizi desteklemesi ve bizim de HD yayına başlamamızla inşallah seyircimiz daha kaliteli belgeselleri seyretmeye başlayacaklar. Evet. Şimdi belgesel deyince biliyorsunuz kalite daha kesinlikle bir ön plana çıkıyor. Kesinlikle belgesel özellikle ekran için evet. belgesel deyince o görüntünün bütün güzelliği ve muhteşemliğiyle ekrana aktarılması gerekiyor. Aynen. Onun için de kalite ne kadar yükselirse yayın kalitesi o kadar iyi ve gerçekten son teknoloji HD yayında evet. ayna programı i̇nşallah. O görüntüleri i̇nşallah. Bize sunuyor. İnşallah. Ne kadar güzel. Ne Şimdi kadar mesela güzel. Bir Iguazu şelalelerine gittiniz. Diyelim ki 3 kilometre uzunluğunda devasa Brezilya sınırında, Arjantin sınırında bir şelaleler. Onun hakikaten gerçeğe yakın. Tabii insan gözü harika. Allah mükemmel insan gözünü yaratmış. Evet. İnsan gözünün gördüğünü tabii kamera daha göremiyor. Yani o hani seyircimizde hep merak vardır. İşte kamera nasıl görüyor diye. Daha o kaliteye ulaşamadı. O kaliteyi yakalayabilmek için işte HD kaliteler, dijital kaliteler, şunlar bunlar sırasıyla geliyor. İnşallah biz de önümüzdeki günlerde HD kalitesiyle bir Görlant'a gittiğinizde o buzulları bir HD kaliteyle vermek var. Bir de SD işte klasik çekimlerle vermek var. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı farklı coğrafyalarda, farklı dünyalara HD kalitesiyle seyircilerimizin ekranlarına getirmeye çalışacağız. Bir HD turu daha atacağız galiba başlıyoruz. İnşallah. Yani, tabii ilk etapta gidilmeyen yerlere gitmeye çalışacağız. Hedefimizde onlar var. Nerelere gitmedik? Şimdi bu soru çok soruluyor tabii bize nerelere gidemedik diye. 120 civarında ülkeye gittik. Evet. Hakikaten çok soğuk yerlerinden çok sıcak yerlerine kadar ne bileyim. -20'lerden artı 40'lara kadar çok farklı coğrafyada yelpaze şeklinde turlar yaptık. Gidilmeyen nereler? Henüz bizim insanımızın çok daha adım atamadığı yerlere çok gidemedik. Mesela Orta Amerika tarafında çok yokuz. İşte evet. Guatemala, Honduras, Belize, onun haricinde Panama. Buralarda çok yokuz. Costa Rica gibi yerlerde. Buralarda önümüzdeki yıllardaki hedeflerimiz de var. İnşallah. Ama yine de ben şunu söyleyeyim aynı olarak. Bilinmeyen coğrafyaları daha çok böyle ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yani seyircimizin adını duymadığı coğrafyalar. İşte bir Grönland dediğimiz bir coğrafya, buzulların coğrafyası. İşte bir Küba, önümüzdeki günlerde inşallah Küba'yı vereceğiz. İnşallah. Belki evet. ismini bunların duyuyoruz. Belki aşinayız, belki kitaplarda, dergilerde, broşürlerde görmüşüz. Ama ne olduğunu çok iyi bilemiyoruz. Bu insanlar ne yerler, ne içerler, nedir bu insanların duruşları, dünyadaki durumları. Bir de bizim esas hani eğitim dediğiniz aslında çok önemli bir noktaya temas ettiniz Ramazan Bey. Yani biz seyircilerimiz olarak dünyayı iyi tanıyacağız ki
ülkemizin dünyadaki konumunu da net olarak anlayalım. Evet. Dünyayı anlayabilmek de ülkeleri tanımaktan geçiyor. Kesinlikle. Yani bizim programımızda biz ona gayret ediyoruz. Herkesin alabileceği bir mesaj olduğu kanaatindeyiz. Bir öğrenci üniversiteyi Yeni Zelanda'da okumayı eğer program izledikten sonra düşünebiliyorsa demek ki ondan alabileceği çok güzel yani şeyler var. Şöyle mi? Evet. Ne niyetle seyredersiniz? Evet, aynen öyle. Karşınız öyle çıkıyor. Gitmeden doğru. Önce seyredeceğiniz program. Evet. Ne niyetle ama? Eğitim için mi gideceksiniz? Evet. Ticaret için mi gideceksiniz oraya? Çok doğru söylüyorsunuz. Turistik izi için mi gideceksiniz? Yani programdan sonra... Böyle mi belirliyorsunuz? Çok doğru söylüyorsun. Programdan sonra tüccarlar telefon açıyorlar mesela. Yani biz işte Kongo'ya şu yatırımı yapabilir miyiz? Ya bizi çok mutlu ediyor bu. Evet. Çünkü bizim insanımız daha düne kadar Kongo'da yoktu. Kongo'da kim vardı? Fransızı vardı, İngiliz'i vardı, Alman'ı vardı. Doğru. Ve biz yoktuk. Yok olunca insanlar şöyle düşünüyorlar. Aa, Türkiye diye bir devlet yok. Türk insanı diye bir halk yok. Bu acı bir şey. Evet. Çünkü dünya konjonktüründe siz kendi varlığınız oralarda olmazsanız eğer sizi yok olarak kabul ediyorlar. Doğru. Bu çok acı bir olay yani. Buna mutlaka siz Küba'da da şahit olmuşsunuzdur. Evet. Oraya da geleceğim zaten. Size onu da soracağım. Aynı programı bu programla ilgili gidecek yerleri belirlerken zannediyorum bütün bu başlıkları orada işte eğitimden dediğimiz gibi turizme, oradan belki kültüre kadar birçok şey, alışverişe kadar, ticarete kadar her şeyi siz göz önünde. Bunu bir önemli bir not tutup öyle gidiyorsunuz, tanıyıp gidiyorsunuz. Önceden, peki şöyle sorayım ben devamında. Tabii. Acaba aldığınız notlarla karşılaştığınız ülke arasında büyük farklar oluyor mu? Evet. Şimdi Ramazan Bey eğitim amaçlı olunca, hakikaten bir şeyler verme endişesi olunca seyircimize önceden ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Evet. Yani bir ülkeye gitmeden önce Küba, bu ülke nedir? İlk önce biz hazırlanmalıyız ki, biz dolu olmalıyız ki seyircilerimize güzel bir şekilde konuyu aktarabilelim. Evet. Yani elimizi kolumuzu sallaya sallaya bir turist olarak gitsek, yani o kadarlık ancak bilgi verebiliriz seyircimize. İlk önce ciddi bir hazırlığımız var. İşte yazılı kaynaklardan, kitaplardan, oraya daha önceden gidenlerden, görsel ögelerden, o ülkenin turizm broşürlerinden. Ondan sonra ancak o ülkeyle ilgili hakikaten tamam ya biz bilgilendik deyip seyircimize aktarmaya başlıyoruz. Evet. Ne oluyor? İşin güzel tarafı bazen hakikaten okuduklarınızı bizzat orada yaşıyorsunuz. Evet. Gözlemliyorsunuz. Şimdi... Mesela Küba hep okuyorduk işte film platosundan kendinizi işte o film platosunun içinde gibi zannedeceksiniz falan diye. Hakikaten yaşıyorsunuz, gidiyorsunuz. Zamanın durduğu bir yer. Zamanın durduğu bir yer işte 1950-60'lı model arabaların olduğu bir ülke düşünün. Hani biz dizi filmler burada yaparken 50-60'lı yıllardaki arabaları işte buluyoruz. Koleksiyonculardan buluyoruz. Evet. İşte özel bu işin tutkunlarından falan buluyoruz. İşte kullanıyoruz sokaklar, dizilerimizde falan. Arayıp duruyoruz. Aynen evet. Orada öyle bir şey yok. Hakikaten 50-60'lı yıllarda ülke kalmış. Yani kırsal alanlarda at arabaların kullanıldığı, kanıların kullanıldığı, karasabanın kullanıldığı bir coğrafya görüyorsunuz. Yani şimdi diyorsunuz ki ha demek ki bizim okuduklarımız doğruymuş. Ha, ne yapıyorsunuz ondan sonra? Bizim bu seyirciye artı olarak ne katabiliriz burada? Neler verebiliriz? Hayatın içinden örnekler sunuyoruz. İnsanların 15 dolara maaş aldığı bir ülke düşünün. 15 dolar. Yani 15 dolarla siz yani düşünsenize yani şu an Türkiye'de bir insana siz 15 dolar verdiğinizi. Hayatlarını o şekilde kazanmaya devam ediyor bu insanlar. Ya o zaman nasıl bir ülkeyle karşılaşıyoruz onu sorayım. Yani oraya Küba'ya gidecek olan insanlar, gidecek olan insanlar karşısında nasıl bir devlet yapısı bulacaklar? Ben belki sosyalizme yönetilen bir devlet olarak küçük bir giriş yaptım ama bir Küba devletini bir tanımlar mısınız? Nasıl bir devlet karşılıyoruz? Şimdi Küba sosyalizmle yönetilen Komünist Parti'nin iktidarda olduğu bir devlet. Bir ada ülkesi 110 bin kilometre kare büyüklüğünde yaklaşık 12 milyon insanın yaşadığı. Hani bizim İstanbul'la kıyaslarsak işte bir İstanbul kadar... Bir yer. İnsanın olduğu, hatta İstanbul'dan daha az insanın olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi tabii insanın aklına hemen şu soru geliyor. 15 dolara geçirilir mi? Devlet sosyalizm gereği yardım ediyor onlara. Yani karneyle, hani biz duyardık ya eskiden karne olayını. Karneyle yardım yapılıyor işte. Pirinçti, ne bileyim süttü, şekerdi. Bu türlü temel yardımlar, temel ihtiyaçlar. Yardım. İnsanlar bu şekilde ayakta durmaya çalışıyorlar. Durabiliyorlar mı? İşte o kadar duruyorlar yani. Evet. Şimdi... Sokakları görüyorsunuz, arabaların hallerini görüyorsunuz. İşte biraz önce anlattım, karasabanın hala kullanıldığı bir coğrafya görüyorsunuz. Evet, evet. İşte böyle bir coğrafyada yaşamaya çalışan insanlar görüyorsunuz. Şimdi Castro'nun ülkesi, özel mülkiyet yok mesela. Özel mülkiyetin olmadığı yer düşünebilir misiniz siz? Yani araba kiralayacaksınız, kiralama şirketi devletin evet. Ve orada çalışan adam da devlet memuru. Kafeye oturuyorsunuz Ramazan Bey. Yani kafeye oturduğunuzda... size servis yapan adam devletin memuru. Yani böyle enteresan hadiselerle orada karşılaşıyoruz. Hiç mi değişim yok? Şimdi tabii yani en azından Küba'da dünyaya karşı yavaş yavaş kendisini açma hissiyatı oluşmuş. Yani
Çünkü geçen de Castro'nun da bir açıklaması vardı. İşte ekonomimizin ciddi anlamda işte yani zorlandığını görüyoruz. Bu sistemle bu işin yürümeyeceğini gördük diye bir açıklaması evet, vardı. Evet. Çünkü dediğim gibi otellere giriyorsunuz. Oteller devletin. İşte ne bileyim otellerde çalışan insanlar öyle, garsonlar öyle, araç kiralama şirketleri öyle. Yani seyahat acentaları öyle. Böyle bir dünyayı düşünebiliyor musunuz? Böyle bir dünyada siz yani sistemi diğer dünyayla entegre etmeye çalışıyorsunuz. Ve normal Kübalılar belki 15 dolara orada yaşayabiliyor ama turist için pahalı bir ülke. Mesela diyelim ki oteller yine 180 dolar, 200 dolar, 250 dolar. Evet. Yani turist için pahalı bir ülke olduğunu ama çok rahat bir şekilde devlet neticesi, tabii, siz gittiğinizde o söyleyebilirim devlet yani. Evet. Aynen o şekilde. Bir şey duymuştum. Evet. Turist için orada kullandığı parayı ayrı basıyormuş evet, ülke. O da çok doğru. Yerli halk için ayrı para varmış, doğru mu? Bunu çok yaşadınız. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi işte halkın geçim seviyesini biraz önce anlatmaya çalıştım. Böyle bir yerde halk için ayrı bir para var. İşte KUP ve KUK diye adlandırılan işte convertible peso denilen dolara endeksi. Dolar 100 dolar veriyorsunuz, size 80 convertible peso veriyorlar. Yani convertible pesolar daha değerli. Ama moneda nacional dedikleri para çok değersiz bir para. Yani belki 24 kat falan daha düşük bir para. O biraz önce bahsettiğim paradan. İşte iki paralı bir devlet görüyorsunuz orada. Yani sizin dolarınız geçmiyor. Dolar verdiğinizde ilk önce dolar işini halletmeniz lazım o ülkeye gittiğinizde. Zaten evet. Amerika ile biliyorsunuz sorunları var. Ama Amerika'ya yakın bir ülke. Amerika'ya çok yakın bir ülke. Yani yerini de seyircilerimize isterseniz evet, bir anlatın. Nasıl gittiniz oraya, nasıl ulaşıyor? Çok uzak bir ülke ve Amerika'ya da çok yakın. O coğrafyada böyle bir ülke olarak nasıl kalabildi tabii? Evet. Şimdi bir ada ülkesi. Amerika Florida sahillerine 150 kilometre uzaklıkta. Aslında çok uzak değil. Evet. Hemen yanında işte Puerto Rico gibi adaları görüyorsunuz. Dominik Cumhuriyeti, Haiti mesela, depremin olduğu Haiti'de. Yine ada olarak yakın, oraya yakın. Coğrafi güzellikleri çok güzel olan bir ülke. Onu söylemekte çok yarar var. Hakikaten okyanusuna bakıyorsun. Atlas Okyanusu. Bir tarafı Karayipler, bir tarafı Atlas Okyanusu. Yani Allah böylesine hakikaten. Bir de şunu söylememe izin verin. Hakikaten dünyayı Rabbimiz çok güzel yaratmış. Bambaşka güzellikler var. Her yerde, her kıtada, her adada farklı farklı güzellikler yaşıyorsunuz. Evet. Bitki örtüsü farklı. Onun haricinde meyveleri farklı. Tropikal meyveler var birbirinden güzel. Hiç adını duymadığımız meyveler görüyoruz mesela. Farklı coğrafyalarda. Küba'da böyle güzel ülkelerden bir tanesi. Bir ada ülkesi. Evet. Mesela berrak okyanus turkuaz renginde. Hani hep görürüz ya böyle görüntülerde filan. Orada bizzat onu yaşıyorsunuz yani. 2,5 evet, milyon civarında turist alıyor bu ülke. Bizim Türkiye'den de az değil. Belki Türk vatandaşı yaşayan çok az. İşte evet, ülkede bizim oradaki büyükelçiliğimizde çalışanlar da dahil olmak üzere 10 civarında falan Türk yaşıyor. Yani hani biz biliriz ya işte bir Almanya'ya gidiyorsunuz yaklaşık 2,5 milyon civarında falan Türk. Orada öyle değil. Orası bizim biraz yabancısı olduğumuz. Fakat Türkler gidiyor. Yani 20 bin civarında Türk turist gidiyormuş. Yeri geldi sorayım evet, o zaman. Evet. Şimdi sizle biz uzun dönem programlarınızla birlikte evet, hala da takip etmeyi sürdürüyoruz. Evet. Dünyanın dört bir köşesinde yurt dışında eğitim gönüllerinin açtığı evet, okullara da gidip geziyorsunuz. Evet. Oradan gerçekten bize çok güzel haberleri, oradaki hayatı, doğru, orada yapılan o çok güzel insanlık hizmetini bize sunuyorsunuz. Evet. Bir taraftan da işte ticaret için oraya gitmiş olan iş adamlarımızla da evet, zaman zaman eğitimcilerin röportajlarınız var. Üniversitelere gidiyorsunuz. Ben hala Yeni Zelanda'daki üniversitedeki öğrencileri unutamam. Evet. Şimdi şunu diyeceğim. Haiti için baktığımızda, Haiti için de bizim takip edebileceğimiz böyle bir hani evet, Haiti ile kurulabilecek eğitim olsun, ticaret olsun, bu tür adımları hissettiniz mi? Var mı böyle bir şey? Küba için mi? Ya, özür diliyorum. Küba birbirine için. Yakın olduğu için. Küba, evet. Küba için diyorum. Şimdi şöyle, Küba tabii yavaş yavaş açılıyor daha. Yani bu ama açılmayacak manasına gelmiyor. Yani özellikle iş adamlarımız bence şimdiden hızlı davranabilirler. O topraklar çünkü çok geniş topraklara sahip, tarım yapılacak imkanları var. Yani düşünün yani bir inek kesiminin yasak olduğu, kestiğiniz zaman ceza müeyyedelerin olduğu bir ülke düşünebiliyor musunuz? Şimdi burada tarım ve hayvancılık alanında insanlarımız çok güzel yatırımlar yapabilirler. Yani binlerce dönümlük araziler var, boş araziler var. Devlette karşılıklı anlaşarak siz buraları kiralayabiliyorsunuz işte 49 yıllığına. Ona göre yani belli bunun periyotları var. Evet. Bunlar araştırılabilir. Yani oradaki ticaret ateşeliğimiz çok rahat bir şekilde değerlendirilebilir. Onlarla temasa geçilebilir. İspanyolca öğrenmek için işte hani biz bazen İspanya'ya gidip işte hakikaten ciddi binlerce euro harcayarak İspanyolca öğrenmek isteyen arkadaşlarımız falan var. Ama oralar daha uygun, daha ucuz. Yani buralara gidip İspanyolca öğrenebilirler. Çünkü 400 sene
Ramazan Bey, İspanyollar o topraklarda kalmışlar. Kalmışlar. Şimdi siz o topraklara gidince dilinizi de kültürünüzü de o topraklarda bırakıyorsunuz. Yani çekiliyorsunuz ama yani işte sömürgeci ülkeler çekilmişler ama dili kalmış, kültürü kalmış. Ve bugün oraya gittiğinizde çok rahat bir şekilde, uygun bir şekilde, fiyatı da uygun bir şekilde İspanyolca da öğrenebilirsiniz. Yani tabii. Eğitim amaçlı da gidebilir. Yani halkı ağırlıklı olarak kimlerden oluşuyor? Küba'da? Halkı şöyle, %65'i beyazlardan. Tabii İspanyollar dediğim gibi kalmış. Evet. 1959 yılına kadar Amerika'nın ağırlığı olan bir ülke. İspanyollardan sonra Amerika'nın ağırlığı işte. İspanyol-Amerikan savaşı yaşanmış. Bir 90 sene falan. Tabii 90 sene Amerika'nın ağırlığı olan. Amerika'nın arka bahçesi gibi. Evet. İşte devrimden sonra tamamen Amerika ile işte ilişkilerini kesiyor. Ambargo başlıyor biliyorsunuz. Sovyetlerle yakınlaşma. Sovyetlerle yakınlaşma başlıyor. İşte böylesine bir ülke. Yani hem tüccarlarımız, ticaret adamlarımız güzel bir şekilde değerlendirebilirler. Yani işte tropikal meyvelerden bahsettim. Yani Türkiye'de olmayan onların getirilmesi, buralarda pazarlanması. Yani iş adamı gittiği takdirde hep ben iş adamlara onu tavsiye ediyorum. Yani bize genelde soruyorlar işte şura burası filan. Yani yurt dışına açılsınlar. Açılmakta çok fayda var. Açılanlardan biz pişman olan görmedik şu ana kadar. Yani Afrika'ya gitmişler. Afrika'da çok güzel yatırımlar yapmışlar. İşte bakıyorsunuz battaniye fabrikası kurmuş. Öbür taraftan Pimapen işte üretimi kurmuş. Öbür taraftan çok farklı farklı işlere adım atmışlar. Ne bileyim Sudan'da gördük biz. Sudan silahlı kuvvetlerini giydiriyordu mesela. Fabrika kurmuş. Evet. Yine inşaat alanında Sudan'da çok güzel çalışmalar gördük. Yani insanımız oraya gider. Ona göre gözlemlerini yaparsa. Bir etüt çalışması yaparsa. Evet. Ama etüt çalışmasını çok önemsiyoruz Ramazan Bey. Yani buradan elini kolunu sallaya sallaya değil. Yani hem bizim elçiliklerimizin ticaret ateşeleriyle birlikte çok ciddi araştırmalar yapıp. Etüt çalışmalarıyla ciddi bir zemin araştırmasıyla o ülkelere girerlerse. Biz bu türlü çalışmalar yaparak girenlerin güzel neticeler aldıklarını görüyoruz. Kim kazanıyor bundan? Ülkemiz kazanıyor. Kesinlikle. Yani profesyonel alanda yapılan o ticari üretimin Türkiye içerisindeki rekabetten dışarıya taşması lazım. Çünkü çok kaliteli ürünler üreten, çok gelişkin cihazlarla teknolojiyi takip eden iş adamlarımız var. Çok güzel ürünlerimiz var. Bütün dünyaya kendi içimizdeki rekabetten de zaman bularak, ayırarak dünyaya bunları sunmak çok önemli. Çok güzel. Orada güzel bir yere temas ettiniz. Mesela Küba'ya biz bir şey satabiliyor muyuz? Yani mesela. Evet, Türk malları gidiyor. Türk malları gidiyor ama onu üreten ihracatçı onun belki Küba'ya gittiğini bile bilmiyordur yani. Neden? Çünkü fuarlara katılmamışız, kendi tanıtımımızı yapmamışız. Onu bir İspanyol tüccar, ticaret adamı, iş adamı ya da işte Meksika üzerinden, başka Kanada üzerinden ikinci ya da üçüncü eller aracılığıyla bizim Türk malları Küba'ya gidiyor. Türk mallarımız var. Ama bahsettiğim bu acı bir şey aslında. Kesinlikle. Neden biz aracılara kazandıralım? Kanada bir iş kadını söylemişti. Yani Türkiye ziyaretinde gördüm ki dedi, ben senelerdir aldığım bir mal var dedi yani. Ben o malı alıyorum, kullanıyorum. Türk ama malı. Türkiye ziyaret işte Türk kolejleri vesilesiyle Türkiye ziyareti yaptım. Ya anladım ki o mal Türk malıymış, benim haberim yokmuş diyor yani. Çok acı bir şey aslında bu. Birebir buluşturmak alıcı açısından da karlı, satan açısından da karlı. Kesinlikle çok önemli bir ticaret. Kesinlikle öyle. Bir de ihtiyaçları orada daha iyi bilirsiniz. Gidin bir bakın Küba'nın bizim Türkiye'de üretilen neye ihtiyacı var? Yerinde çok iyi de bilirlersiniz. Onun için de zannediyorum Küba'da bizim başvuracağımız adresler de vardır. Tabii. Sizle yakından ilgilenen gerek Kübalı gerekse Türkiye'den orada olan adresler kimler? Kimlerle muhatap olunuz? Şimdi tabii ciddi düşünen insanlar için muhakkak isimler, adresler mevcut. Yani bir oradaki ticaret atişeriğimiz bu konuda ciddi çalışma içerisinde. Sürekli ticaret hacmini arttırabilme telaşı içerisinde. Büyükelçiliğimiz var bir kere orada. Yani Küba'dan şunu söylememde çok yarar var. Küba bize çok uzak olmasına rağmen uçakla işte bir 16 saatlik yolculuk yapmanıza rağmen bile büyükelçiliğimizin olduğu bir coğrafya. Yani Türkiye'nin gücünü orada oralarda hissediyorsunuz. Bir de büyükelçiliklerimizin olması hakikaten oralarda size yalnız olmadığınız hissi veriyor. Çok güzel. Atıyorum bir Tanzanya'ya gittiğinizde, bir Güney Afrika'ya gittiğinizde, bir Küba'ya gittiğinizde, bir Venezuela'ya gittiğinizde diyorsunuz ki burada bizim elçiliğimiz var. Biz yalnız değiliz burada. Kübalılar yetkililerle yakından ilgileniyorlar mı? İlgileniyorlar tabii. Dediğim gibi şöyle bir şey. Mesela Turizm Bakanı ile görüştük. Evet. Onunla röportaj yaptık. Turizm Bakanı bir kere Türkiye ile ilgili çok olumlu bir imaj vardı. Bu da bizi sevindirdi. Ya, Türk turistlerden çok memnunlar. Dediğim gibi 20 bin turist gidiyor yılda oraya. Bu senelere göre artıyor ya da azalıyor ama yani turist sayımız güzel. Yani genel turizm içerisinde baktığımız zaman. Evet. Bir de memnunlar anladığım kadarıyla. Türk turistten herhangi bir şikayet duymadık. Yani Turizm Bakanı'ndan da güzel. Bir şikayet duymadık.
İş adamlarımız açısından zayıf yalnız. Onu ifade edeyim. İş adamlarını bekliyorlar, yatırımları bekliyorlar. Yani dediğim gibi bu turizm yatırımı da olabilir Ramazan. Evet. Yani insanımız kendisini dar bir alana da bir şeyler yapabilir, evet, değil mi? Yani her alanda iş adamlarımız için dünyada yapılabilecek çok ciddi anlamda yatırımlar var. Yani bakıyoruz bazen biz. Mesela bir Türk lokantası yok. Yani 20 bin turistin gittiği yerde bir Türk lokantası olmaz mı? Olur. Olur ama devlet açmasın yani. Evet, o da doğru. Ona bakmak lazım. Şimdi böyle durumlarda tabii dedim ortak ya iyi bir etüt yapılarak böyle durumlarda yani, bazen yani yurt dışı yatırımı teşvik için ülkelerin güzel imtiyazları olabiliyor. Yani bunların ciddi anlamda araştırılması lazım. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Yani mesela biz hakikaten çok farklı ülkelerde çok güzel Türk lokantaları gördük. Yani lokantacılık bu işin basamağı. Onun haricinde ne bileyim çok büyük fabrikalara kadar uzanabiliyor bu hadiseler. Bir şeyle başlamış. Yani sadece o ülkeyi ziyaretle başlamış. Sonra o ülkenin çok ciddi anlamda en büyük 3 tane inşaat şirketinin arasına girivermiş. Evet. İş adamlarımızı gördük. Ama tek bir ziyaretle başlamış bu. Yani biz diyoruz ki çekinmesin insanlarımız. Sadece Küba değil. Yani koca bir Güney Amerika var. 350 milyon nüfuslu bir Güney Amerika kıtası var. Brezilya, Arjantin, ne bileyim Venezuela gibi devletlerin, büyük devletlerin olduğu. Sadece Brezilya 8,5 milyon kilometre karelik dev bir coğrafya. Evet. Şimdi bir Arjantin 2 milyon küsür yani. Şimdi buralarda biz olmalıyız ki kimle olacağız? İş adamımız olacağız. Büyükelçiliğimiz de olacağız. Öğrencimiz de olacağız, okullarımız da olacağız, tüccarımız da olacağız ki Türkiye'nin varlığını her alanda bu insanlar hissetsinler. Evet. Yoksa bizi yok kabul ediyorlar. Bir notu daha eklemek evet, istiyorum. Bir de aynayla orada olmamız lazım. Estağfurullah. Ayna gitsin oralarda bizim ekranımıza. İnşallah o güzellikleri taşıyor. Rabbim mahcup etmesin inşallah. İnşallah. Çok az bir süremiz kalmış. Estağfurullah. Ama tabii sizde benimle paylaşmak istediğim çok şey vardı. Bunlardan bir tanesi şu. Biraz Küba'dan alacağım. Çünkü seyircilerimize şunu söyleyeceğim. Evet. Samanyolu televizyonu ekranlarında cumartesi günü 23'te. Evet. Mehtap TV ekranlarında da pazar günü saat 20'de. Aynı programı evet, seyredebilirsiniz. İlk yayın olarak cumartesi günü 23'te Küba'ya evet, gideceğiz. Aynı İnşallah, programıyla Sayın Orhan Bey bizi oralara götürecek ve orayı tanıtacak. Şunu soracağım. Kimse evet, Yok mu Derneği'nin yurt dışında çalışmaları var. Kurbanla evet, alakalı da az sonra kendilerini davet ettim. Neler yapacaklar onları konuşacağız. Belki çok kısa evet, birkaç cümleyle sizin de hatıranız Kimse Yok mu Derneği ile alakalı evet, yurt dışında oldu mu? Onu sizden alayım. Çok böyle güzel bir geçiş yapalım efendim. Çok güzel. Hakikaten çok güzel anılarımız oldu. Yani birisini anlatmak da belki süre lütfen, çok yetmeyecek. Şöyle bir tanesini anlatayım inşallah. Şimdi hani her alanda olacağız dedik ya bu çok güzel bir şey hakikaten. Yani bir de son yıllarda işte Kimse Yok mu Derneği'nin çok güzel faaliyetlerini evet, gördük. O işte bir kurban deyip geçmemek lazım. Nice güzel gönüllerin kazanıldığını o topraklarda gördük. Peru'da mesela ilk kez diplomatik ilişkilerin olmasına vesile olan Kimse Yok mu olmuş. Peru'yla. Dehşet çok bir olay. Peru dediğimiz yer. Peru'ya gittik. Milletvekilleri Ramazan Bey bizi meclisin bahçesinde sanki yıllarda dost gibi karşıladılar. Yani ben onları tanımam onlar beni tanımadılar. Anlatabiliyor muyum? Ama onlar Kimse Yok mu'yu tanımışlar. Kimse Yok mu'yu tanımışlar. Bizi tanımışlar. Ne kadar ilginç. Biz röportaj yapıyoruz. Bir tane milletvekiliyle röportaj bitiyor. Sıradaki diyoruz. Diğeri geliyor. Yani inanılmaz bir olay. Muhteşem bir şey. Yani kollarını açarak yanımıza geliyorlar, sarılıyorlar. Bunu Kimse Yok mu yapmış? Yani bunu Kimse Yok mu arkasında kim var? Türk halkı var. Yani Türk halkını candan ciğerden hakikaten kutluyorum. Bu çok uzaklarda Peru gibi adı duyulmamış bir coğrafyada. Az bir nüfusu da yok. 30 milyon civarında nüfusu var Peru'nun. Ama onları biz bilmiyoruz. Onlar bizi bilmiyorlar. Evet. Şimdi yani böylesi bir yer. Peru'nun bizi bilmesi ne demek biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler'de lehimize bir parmağın daha kalkması demek. Yani biz böyle algılayamıyoruz. Ama o bir kurban nice gönüller kazanmış orada. Bir okula gittik Kimse Yok mu vesile olmuş. O okulda o yardım vesilesi depremden dolayı işte oraya yardım edilmiş. O devlet okulu seçmeli ders olarak Türkçe okutmaya başlamış. Muhteşem bir tablo. Yani evet, o sınıfa gidiyoruz Türkçe öğrenmiş öğrencilerim. Türkçe şarkılarımız, Türkçe cümlelerimiz, o bizi karşılamaları, o gözlerindeki o kıvılcım bambaşka bir olay. Evet. Yani o hani o bizim küçücük yardımlarımız var ya hani. Nelere vesile tabii, oluyor diyeyim. Ne yani büyük kapılar açıyor. Hakikaten onu özellikle üzerine basa fark basa söylüyorum. Yani bir kurban, 5 kurban, 10 kurban herkesin çapına göre değişebilir bu yardımlar. Ama bugün Pakistan'ın da, bugün Peru'sun da, adını bile bilmediğimiz coğrafyalarda, Venezuela'sın da. Yani artık bizi tanıyan, bu kimle oluyor okullarımızla, Türk kolejleriyle, öğrencimizleriyle, kültür derneklerimizle. Evet. Onun haricinde Kimse Yok mu gibi yardım derneklerimizle
Türkiye artık her gün ayakları daha yere sağlam basan bir ülke. Tanınan bir ülke. Evet. Daha saygın bir ülke. Ben bunu şöyle özetliyorum. Pasaportunuzun değeri artan bir ülke durumuna geliyor. Pasaportumuzu koyduğumuzda saygı duyulan bir ülke haline geliyor. Bir dönemde zannediyorum Suriye'den mi başka bir yerden yurt dışına giden bir ihtiyar. Evet. Pasaportunun üstündeki damganın veya Balkanlardan bir ihtiyar Avrupa'ya girerken Osmanlı mührü veya Türk mührü olmasını ısrarla isteyince soruyorlar. Evet. Diyor ki onu değil bunu kale alıyorsunuz siz. Bu büyük bir ülke diyor. Onun için eskiden tabi olduğum bu ülkenin mührünü görmek istiyorum diye bir hatıra anlatılırdı. Siz yakinen şahit oluyorsunuz zaten. Anlattığınız dünyanın dört bir yanına o coğrafyalara gittiğinizde bizim farklı alanlarda o kapıları açmak için bizim halkımızın yapmış olduğu bu güzelliklerin neticelerini meyvelerini de orada görüyor ve bizle de paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ediyoruz. Sayın Bey. Kolay gelsin. Yakaladık. Bakalım nerelere kaçacak bilmiyorum. Hazırlıklar yaptınız. Onu da sürpriz olarak bırakalım o zaman. Öyle İnşallah. Nerelere gideceğiz? İnşallah izin verirse. Peki efendim. Ama bu hafta özellikle Mehtap TV'deki yayınımızı tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Pazar günü saat 20'de Ayna programıyla birlikte Küba'ya bir yolculuk yapacağız. Bakalım biz yayınımızda çok az bahsettik. O ülkeyle ilgili hangi görüntüleri ve bilgileri alacağız, eğitileceğiz diyeyim dünyayla alakalı. Çünkü önemli bir program olarak Ayna programını ben Gezi belgesel ve eğitim programı olarak tekrar kutluyor. Ve Sayın Orhan Bey ve ekibine de buradan hürmetler, selamlar ve kolaylıklar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.